boş ver. Bir şey söylemedik gerek yok. Ne söylersen söyle proje yerine gelmeyecek çünkü. Kızım ne yüzün odamızdasın sen ya? Çıksana şuradan. Sizin projeniz birinci olduğu için kıskandım. Başarılı olmanıza dayanamadım, tamam mı? Ne demek istiyor şimdi bu? Boş ver, aklınca bizimle oyun oynuyor. Ne oyunu? Açık açık neden yaptığımı söylüyorum işte. Ne olacak yani? Açık açık söylemem projemi yerine getirecek mi? Size şimdiye kadar pek çok kötülük yaptım. Ne yapayım? Bazen kendime engel olamıyorum. Bazen mi? Çoğu zaman diyelim. İçimde genellikle size karşı bir kızgınlık oluyor. Çünkü yanınızda sizi çok seven bir babanız var. Ne yani? Babası olmayan herkes kötü kalbi mi olmak zorunda? Annemle babamın ayrı olmasının öfkesini yanlış da olsa böyle çıkarıyorum galiba. Bence bu yüzden değil. Bizim okulda annesi babası ayrı olan pek çok çocuk var. Ama hepsi de çok iyi. Bunun arkasına sakın saklanma. Belki de haklısın Emre. Bir anlam olmadığını biliyorum ama sizden beni affetmeniz için özür diliyorum. Baban senin yanında değil diye böyle yapmıyorsun. Ben senin neden böyle yaptığını çok iyi biliyorum. Nedenmiş? Gıcıksın da ondan. Ne yani? Sen bize artık iyi davranacaksın. Elimden geldiği kadar. Herhalde ben buna alışamam Yağmur. Ben de yani. Ya saçmalamayın ya. Hadi işe ilk önce projeyi tamir etmekle başlayalım. Gelir mi sence? Elimizden geleni yaparız. Projede kullandığınız malzemelerden artan oldu mu? Evet, şu kızda biraz şeyler olacaktı. Emre şuradan yapıştırıcıyı verir misin? Al. Yardım etsinize. Bugünleri de gördüm ya. Evet hadi çabuk. Şunu tut be Emre. Bunu tut. Ben de bunu yapıştırayım. Ya kızım orası öyle olmaz. Bir dakika Emre, bunun yeri burası. Boşuna uğraşıyoruz. O kadar kötü kırılmış ki bu tamir olmaz. Siz ne yapacağınıza biraz yardım etseniz olmaz mı? Biz ne yapıyoruz burada? Yani kendimi affettirmek için bana fırsat bile vermiyorsunuz. Tamam. Hadi yap bakalım nasıl olacak. Bunun yeri burası. Öyle oldu. Bunu tekrar yapıştırmamız lazım. Ama arkası çok kötü olmuş. Baksana. İnce bir şey lazım bize. İttirebileceğimiz bir şey. Makbuşun şişlerinden biri olur mu? Olur tabii. Çok iyi düşündün. Ben hemen gidip odasından getiriyorum. Emre bak, bunun yeri burasıydı. Onu yapalım bence hemen ya. Getir. Evet bak, oldu işte. Oldu mu yani şimdi? Sabırlı ol, yapıyorum. Oldu işte. Eskisinden de sağlam oldu bence. Yaşasın yaşasın Eyyoo. Yaşasın. Çok teşekkürler. Harikasın yani. Çok güzel oldu Özge. Ne yani, bundan sonra kanki mi olduk şimdi? Siz bilirsiniz. Rüyamda görsem buna inanmazdım. Ben de ama boş verin. Hadi aşağı inip eğlenelim artık. Siz gidin. Beni inersen makbuş elime kına yakar. Ne var Emre? Oyun bozanlık yapma işte. Gidin hadi kızım, ben kitap okuyacağım biraz. Boş ver Yağmurcuğum, hadi biz gidelim. Ben kalp yaptıracağım ama tabii olursa. Evet hadi çabuk çabuk. Sen de yaptır. Yaşasın özgürlük. Evet çocuklar, okulumuzun astroloji kulübünün üyeleri olarak öğle tatilinizi bu önemli konuya ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Ama ben de astroloji deyince uzayla ilgili heyecanlı şeyler yapacağız sanmıştım. Emre, bir şey mi dedin evladım? Hayır öğretmenim, ilgiyle dinliyorum. Teşekkürler. Çocuklar, bugün sizinle çok önemli bir gözlem yapacağız. Dünyamızın çok yakınından geçecek olan Fortland takım yıldızını teleskopla gözlemleyeceğiz. Evet, bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Öğretmenim, ya bu takım yıldızı dünyaya çarparsa?
Bir de biz çatıda olacağız. Vallahi ölüm senin kafası kırılır öğretmenim. Çocuklar, bilim adamları bunların hesaplarını yıllardır yapıyorlar. Böyle bir tehlike söz konusu değil, merak etmeyin. Öğretmenim, annem dedi ki bu takım yıldızı dünyanın yakınından geçerken bazı burçları, özellikle de balık burçlarını çok etkileyecekmiş. Çok saçma. Burçlarla astrolojinin hiçbir ilgisi yok. Eskiden insanlar açıklayamadıkları olayları burçlara bağlarlarmış, o kadar. Aferin Özge, aferin. Figen kızım, astroloji gökteki gezegenlerle uzayı inceleyen bilimsel bir disiplin. Böyle hurafelerle çocuklar kafanızı doldurmayın. Bizim yapacağımız sadece gözlem yapmak ve bunları bilimin ışığında değerlendirmek. Olsun, ben yine de babamı gözlemleyeceğim. Kendisi balık burcu olur da. Tamam çocuklar, öğretmenlerimizden izin aldım. Saat tam 14.22'de bu olayı gözlemlemek için buluşacağız. Hadi, şimdi sınıflarınıza gidebilirsiniz. Evet çocuklar, çok şanslı bir konumdayız. Yaklaşık 2 dakika süreyle bu takım yıldızın geçişini gözlemleyebileceğiz. Ben kulüp başkanıyım. İlk önce bana bakmam gerek. Hiç de bile. İlk önce ben kaptım. Vay canına. Gerçekten çok güzelmiş. Görebiliyorum. Bak Gamze. Çok güzel. Çekil istersen. Çok güzel. Uzun saçlı bir yıldız. Öğretmenim, belki bu uzaylıların gönderdiği bir uzay aracıdır. Belki de içinde yaşayan canlılar vardır. Maşallah, hayal gücün çok geniş Emreciğim. Ben uzayda başka canlıların yaşadığına da inanıyorum ama. Ama bu sadece şimdilik bir teori çocuğu. Kirli sarı bir kütle olarak göründü. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir yer çizerek geçiyor. Görünme süresi yaklaşık 2 dakika. Ama ortalama 15 saat boyunca dünyanın atmosferinde etkisi sürecek. Aferin Özge, çok güzel kızım. Öğretmenim, bu yıldız balık burçlarını etkilediğine göre belki balıkları da etkilemiştir. Evet Emre. Az sonra balıklar buraya gelecekler. Bence kaçsan. Süpersin yavrum. Okul takımının çalışması evet, lazım. Hem de çok... ne yapacak acaba? Bu konuda haklısın. İşleri çok zor. Biz onları yeneriz. Bak Emre geldi. Emre neredesin? Her yerde seni arıyorduk. Benden uzak durun. Yağmur, sen de çabuk sınıfına. Neyin var? Neden öyle bakıyorsun Emre? Benim burada ne işim var ya? Bence sınavı kötü geçti diye numara yapıyor. Ne? Emre'nin sınavı yine mi kötü geçti? Arkadaşlar, bence Emre kendini aştı. Şimdi deli numarası yapıyor. Özge, yavrucuğum, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Yavrucuğum mu? Ay, bu komediye daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Babam okulu aslını öğrenirse çok kızar ona göre. Tabii kızarım. Hele bir okulunuz alsın. Bacaklarınızı kırarım ikinizin de ona göre. Of, bunlar kesinlikle bir kabus. Biraz sonra uyanacağım ve çok geleceğim. Hayrola Emre? Ben gitmek istiyorum, buradan hemen gitmeliyim. Emre, hemen sınıfına. Utanmadan bir de okuldan mı kaçacaksın? Babana söyleyeceğim, bak ona göre. Ama müdür bey ben... Bakın, geniş bir zamanda her şeyi anlatırım size. Eyvah. Müdür bey mi? Sen iyice küstahlaşmaya başladın Emre. Hadi sınıfına bakayım. Of. Sizler de sınıflarınıza. Evet çocuklar, Ege bölgesinin tarım ürünleri zeytin, pamuk, incirdir demiştik. Öyle değil mi? Şimdi Karadeniz bölgesinde en çok yetişen tarım ürünlerini
kim sayabilecek? Emre? Emre, duyuyor musun beni? Emre, öğretmen. Ha, ben mi? Senden başka Emre var mı sınıfta? Var mı, yok mu? Şuna bak, amma da zeki ya. Hala dil numarası yapıyor. Hadi söyle bakalım. Karadeniz bölgesinde yetişen ürünler. Oo, o kadar uzun zaman oldu ki hatırlayamadım bir anda. Ne uzun zamanı Emre? Daha dün işledik bu konuyu. Ama tabii senin derslerle ilgin olmadığı için. Of, ne yapıyorum ben? Zaten çocuğun durumu çok kötü. Şimdi iyice duvara tosladık. Bu saçma rüyadan uyanmanın bir yolunu bulmalıyım hemen. Ne yapıyorsun Emre? Emre, nereye gidiyorsun? Emre, gel dedim. Emre! Evet, hemen şirkete gitmeliyim. Bu saçma rüyadan hemen kurtulmalıyım. Hemen. Hayrola Emre Bey? Arkadaşlarınız dersteyken siz nereye böyle? Ya müdür bey, bir rahat verin Allah aşkına. Nereye gitsem zırt diye karşıma çıkıyorsunuz canım. Size sonra izah edeceğim durumu. Bana baksana sen. Ne biçim konuşuyorsun böyle? Yürü doğru odama. Sen iyice çizmeyi açtın. Hadi hemen babanla konuşacağız. Babam mı? Tabii ya babam. Bakın bu çok iyi bir fikir. Hadi gidelim. Of be. Ne kadar lezzetliymiş. Mis mis. Of ya, her yere bulaştı. Aman be. Bu kağıtlardan da hiçbir şey anlamadım ben. Alo. Ne, okuldan mı arıyorlar? Olamaz, hayır, bağlamayın, kesinlikle bağlamayın. Gıcık müdür, yine benden ne istiyor? Emre, yani ben okulda mıyım şimdi? Yoksa... Tabii ya, bende olan bu değişiklik ya babamda da olduysa? Yani benim bedenimde babamın ruhu varsa... Of, eğlenceye bak sen! Pekala, ben daha sonra ararım. Teşekkürler. Baban çok meşgulmüş, konuşamadım. Ama bu işin peşini bırakmayacağım Emre. Aman şüphe. Şimdi çıkabilir miyim? Çıkabilirsin ama doğru sınıfına. Peki. Bu işi hemen halletmeliyim yoksa gerçekten delireceğim. Emre, külahları değişeceğiz. Tamam, gittim. Bir an önce şirkete gidip bu sorunu çözmek zorundayım. Taksi! Nereye gidiyorsun ufaklık? Levent, yalnız biraz çabuk olalım. Paran var mı? Sonra sorun olmasın. Hay Allah. Hadi bakalım, doğru aşağı. Ama ben... Bakın, şirkete gidince hemen paranızı ödetirim. Yani sorun yok. Beni kazıklamaya mı kalkıyorsun bakayım sen? İn çabuk aşağı. Of! Rüya! Allah kahretmesin! Bu çocuğun cebinde hiçbir para olmaz. Nereye harcıyor bu harçlıklarını? Bir otobüs bulmalıyım. Hangi otobüs geçiyordu bizim oradan ya? Of of! Hey! Hakan, yeter abicim ama. Neden? Çok eğlenceli ama. Anladık da işimize gücümüze bakalım. Hadi artık. Bir dakika. Sibel abla. Şey Sibel, bana bir hamburgerle bir çok soğuk gazoz. Yok, hamburger iki tane olsun. Evet, eminim ne olmuş? Hamburgeri çok severim ben. Neler olduğunu bir anlayabilsem. Hakan, şu statik hesaplarını kontrol eder misin? Ben pek anlamıyorum bunlardan, biliyorsun. Allah korusun, bir hata olursa başımız büyük derde girer. Neden, ceza mı alırız yoksa? Ayıp mı olur? Hakan, çok komiksin. Evet, inşaat çöker, çok ayıp olur. Of, burada saçma sapan bir sürü rakam, hesap çizim falan var. Tamam, anladım. Sen çocukluğuna dönmeyi özlemişsin anlaşılan. Ben çıkıyorum abicim. Sen de o dosyaları kontrol edip sonra şantiyeye gönderirsin. Tamam mı?
tamam. Aman bunlar da ne böyle amma da karışık. E ben daha çarpım tablosunu bilmiyorum. Matematikten kaçtık, başımıza gelene bak. Gıcık bir durum. Ama burası süper ya. Bir dakika, şimdi neler olduğunu anlıyorum galiba. Şimdi ben böyle babamın yerine geçtiysem o da benim yerime geçmiş olmalı. Ya buraya gelirse? Karşılaşmamak en iyisi. Hakan, günlerdir bir türlü konuşamadık. Artık şu konuyu konuşsak mı? Bak Simgeciciş, ne konuşacaksak daha sonra konuşalım, olur mu? Saçmalama Hakan. Neden benimle Emre gibi konuşuyorsun? Şaka mı bu şimdi? Ya sıkılıyorum ben bu konuşmalardan. Hakan, her şeye rağmen gururu bir yana bırakıp seninle konuşmaya geliyorum. Senin şu yaptığına bak. Ya iyi de ne konuşacağız artık? Sen Kanada'ya gitmiyor musun güzelim? Her şey bu kadar kolay öyle mi? Ya Kanada çok güzel bir yermiş biliyor musun? Temiz hava, ormanlar. Hem Kaptan Swing de oralı. Ontario kurtlarının reisi. Hakan, keser misin lütfen? Ve bana hemen net bir şey söyler misin? Senin duygularını öğrenmem gerek. Gerçek şu ki seni sevmiyorum. Özge'ye de gıcık oluyorum. Neler dediğinin farkında mısın Hakan? İnanamıyorum sana. Aramızda yaşadı onca şeyden sonra. Ne yapalım kızım, bu işler böyle. Aman hemen ağlama, şu kızlar da hemen ağlıyor ya. Çok acımasızsın Hakan. Ne yapayım? Bunları sana söylemek zorundaydım. Ayrıca ben başkasından hoşlanıyorum. Başkasından mı? Evet, Nana'dan. Nana mı? Hayır, hayır. Bu olamaz. Demek Nana. Hoşça kal Simgeciciş. Senin işin bitti bundan sonra. Babam eve gitmeden hemen gidip Nana ile konuşmalıyım. Her şey birbirine girmesin. Buradan otobüs geçiyor muydu ya? Oo süper! Yaşasın! Büyük olmak ne güzelmiş! Taksi! 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 Yuppi 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 yuppi! İnanamıyorum hala ya. Düşünebiliyor musun? Nana'ya olan ilgisini açık açık söyledi bana. Ya gerçekten çok ilginç ya. Bence bunun aklı başında değil bugün. Ben bunları hiç hak etmedim Merve. Evet canım, hak etmedin. Erkek milleti böyle işte, hiç güven olmuyor. Bu arada benim de başım fena halde belada. Ne oldu? Kaynanan biz konuşurken duymuş. Hamile olmadığımı biliyor. Aa. Volkan'a da bunu söylemekle tehdit ediyor beni. Ay çok kötü. Aa Emre, bir şey mi oldu çocuğu? Emre nerede? Aa şaşırdın mı sen? Buradasın ya işte çocuğu. Ay şey yani. Şey Hakan nerede? Babam yani. Baban yüzüme karşı beni değil, Nana'yı sevdiğini söyledi ve gitti. Onun kollarındadır herhalde şimdi. Neler diyorsun Simge sen? İşte kızım bunlar böyle terbiyesiz. Bir türlü nasıl konuşmaları gerektiğini de öğretemedim. Bir de utanmadan bana Simge diyor. Of Simge, zaten her şey birbirine girdi. Her şeyi birbirine sokan o baban olacak Hakan budalası. Bak sözlerine dikkat et. Etmezsem ne olurmuş Emre Bey? Bunları sonra konuşuruz. Zaten şu an derdim başımdan aşkın. Merve şey, bana borç verir misin taksi parası? Vereyim çocuğum. Al. Teşekkürler, yarın öderim. Bunlar ailecek manyaklaştı. Baksana şu hale. Serdar. Canım. Nasılsın hayatım? Ben de tam seni arayacaktım. Görüyor musun şu şokerin başımıza açtığı işleri? Hiç sorma. Kim geldi acaba? Emre'dir Hakan bu saatte gelmiş. Ben bakayım. Babam geldi mi? Baban mı gelecekti? O İspanya'da değil mi? Şey işte Emre. Ya Emre nerede? Duydunuz mu, okuldan kaçmış. Bunu bana nasıl yapar? Çok kötü ceza alacağım. Ceza mı alacaksın?
Herhalde ceza vereceğim demek istedin. Ya evet işte. Bak ben senden daha uzunum. Evet, ne var bunda? Bu çok güzel bir şey, çok hoşuma gitti bu. Tövbe estağfurullah. Bugün de herkesin tuhaflığı üstünde. Ya Nana, bu yukarıdaki ses de ne? Hiç, Yağmur arkadaşıyla oynuyor. Özge Gıcı'yla mı yoksa? Yok, sen tanımazsın. Nasıl tanımam? Ben Yağmur'un bütün arkadaşlarını bilirim. Yoksa Gamze mi burada? Yaşasın, yaşasın! Sen yukarı çık, ben kapıyı yaşasın! Tamam. Gamze! Dur, bekle beni, Hakan! Ya bana ver, ver dedim. Oynayacağım işte. Tamam, al oyna ama götüremezsin. Çünkü o benim en sevdiğim bebeğim. Ama ben de bu bebeği çok seviyorum. Götüreceğim işte, götüreceğim. Aa, Kulina. Merhaba, merhaba. Babacığım, Kulina ile oyun oynuyorduk da. Hoppala Kulina, sana ne olmuş böyle ya? Şu elbisene baksana. Çok komik olmuşsun. Şimdi delireceğim. Emre geldi mi? Babam yani. Ay şimdi çıldıracağım vallahi. Ay bunların hepsi bir hoş olmuş. Evladım, neden okuldan kaçıyorsun? Bak, baban canını okuyacak bu sefer, bilmiş ol. Hiçbir şey yapamaz. Allah Allah. Makbul Sultan, söylesene Hakan nerede? Oğlum iyi misin? Ateşin falan var mı? Dalga geçmiyorum. Babam burada mı? Söylesene. Yukarıda. Kulina'ya bir şeyler olmuş. Şoker onu çocukluğuna döndürmüş. Her şey birbirine girdi yani. Şoker mi? Hı? Kulina mı? Ne diyorsun Makbul Sultan? Hiçbir şey anlamadım. Asıl ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi şak diye düşüp bayılacağım. Of of. Bu bir kabus. Kulina, demek bu hale geldin. Çok komik valla. Nana, bir şeyler yapsana. Abim. Hakan, Emre gelmiştir artık. Aşağı inelim de sen onunla konuş istersen. Evet, ne derdi varmış bir öğrenelim hadi. Ne? Emre mi? Eyvah! Eyvah! Hemen yok olmam gerek. Sakın burada olduğumu söylemeyin. Evladım, yavaş olsana. Mahmuş, sakın Emre'ye yerimi söyleyip gıcıklık yapma. Saklambaç oynuyoruz ona göre. Mahmuş Sultan, babamı gördün mü? Aman beni karıştırmayın bu işlere. Beynim bulandı vallahi. Yeter artık ama. İyice ne azıttınız siz. Söylesene, nerede babam? Mutfakta değil mi? Biliyordum zaten. Ya Emre, çıksana ortaya oğlum. Neden kaçıyorsun? Tamam, bir şey yapmayacağım, söz. Ah. Emre, sinirleniyorum ama. Emre dedim. Ay. Hacı Nana, nerede kaldın? Hey Yağmur, Emre'yi gördün mü? Siz neden birbirinizden kaçıyorsunuz? Ya ben işte okuldan kaçtığı için. Ya aslında ben okuldan kaçmış oluyorum. Yani. Okuldan kaçmak mı? Babacığım, neler diyorsun? Nana ile Kulina nerede? Babacığım, onlar. Hayır, olamaz. Hayır ya. Yok, hayır. Babacığım, bu gördüğün Olamaz. Her şey bitti artık. Ya of. Kesinlikle bir bez bebeğe dönüşeceğim. Hakan bunu öğrendi. Olamaz, her şey buraya kadarmış. Ya Nana, aslında ben... Yani korkmayın. Nana, bu çok kötü oldu. Her şey bitti. Bez bebek olacağım. Elveda Yağmur. Ah. Elveda. Emre! Baba! Ya neden bizi aşağıya indirdiler? Neler olduğunu ben de çok merak ediyorum. Aman ben hiç merak etmiyorum. Şu yaşlı kafam kaldırmıyor artık bu oyunları. Uzunca bir tatile gitmek istiyorum. Nana geldiğinden beri hayatımız ne kadar heyecanlı, değil mi Makbul? Ya sorma. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bana söyler misin? Ne bileyim babacığım, ben de çok şaşırdım. Hayır bu kabus, o belli. Ama bitmek bilmiyor bir türlü. Nana, bir şeyler yap da uyanalım bu düşten ya.
Peki ya bu bir düş değilse? Ya böyle kalırsak? Of. Nasılmış babacığım okul hayatı? Hiç de kolay değilmiş tabii değil mi? Bak daha ilk günden okuldan kaçtın. Hiç komik değil Emre. Hem Simge'ye neler söyledin bakayım sen? Ben... Hiç utanmıyor musun? Kızcağız seni sevmiyorum, ben Nana'yı seviyorum demişsin. İki göz iki çeşme ağlıyordu. Ya bir de utanmadan gülüyorsun ya. Ama babacığım çocuk olmak hani çok güzeldi, tadını çıkar işte. Sus bakayım. Dilinde pabuç gibi maşallah. Hay Allah'ım ya. Of, bu durumdan nasıl kurtulacağım? Of, ay canım benim, üzülme. Bulacağız ya, bir yolunu. Ne yapıyorsun Nana? Kendine gel, ne yapıyorsun ya? Ben... Özür dilerim, kafam karıştı. Seni Emre sandım Hakan, kusura bakma. Of of. Hadi bakalım, ben de her şeyi öğrenmek istiyorum. Zaten her şey çok karışık. Senin de aklın karışmasın şimdi kızım. Gel çocuğum. Gel. Gel. Bir an seni öyle Hakan'ın bedeninde görünce her şey bitti sandım. Bu nasıl oldu Nana? Her şey çok karışık aslında. Bir o kadar da komik, öyle değil mi? Ya ne demezsin.